Yok yok, halledeceğiz. Operasyonla çıkarılacak o tümör, başka yolu yok. Şimdi anladım. Bu kız o yüzden hemen nikah günü almak istemiyormuş demek ki. Öyle gibi. Göstermiyor ama çok hassas. Kim bilir içinde ne fırtınalar kopuyor. Kimsesi de yok be Aynalı. Oğlum sen varsın ya işte. Yoksa kızcağız yapayalnız kalacaktı derdiyle. Çok yetenekli bir mühendis. Ama artık çalışamaz herhalde. Yo tam aksi. Yapacak bir şey olsun ki kendi derdiyle uğraşmasın. Ameliyat olana kadar oyalanması daha iyi olur. Neyse içimizi karartmayalım. Nikah işlemlerini bugün mü halledeceksin? Birazdan Aslı'yı arayacağım. Bugün işlemler bitsin istiyorum. Ha bu arada Fatih aradı. Ömer'i çıkartıyorlar hapisten. Cem parayı ödüyormuş. Hiç şaşırmadım desem. Biliyor muydun Yılmaz? Yo. Dün Cem arızası Filiz'le birlikteydi. Bunu kutluyorlarmış demek ki. Ya Filiz'e içim yanıyor be. Çocuk olmasa o adama kim katlanır? Yazık oldu Filiz'e. Filiz ekliğini biçiyor Aynalı. Evlenip mesut olsunlar. Nasıl olacaksa. Efendim Yılmaz. Hazırsan gelip seni alabilirim. Gerek yok, ben gelirim. Şirkette görüşürüz. Tamam, bekliyorum. Burayı imzalar mısınız? Hı-hı. Evet burayı. Buyurun. Buradaki işlemleriniz bitti. Kalan işlemleri ben hallederim. Ömer Bey'i akşama kalmadan çıkarmış oluruz. Teşekkür ederim Cem. Bunu hiç unutmayacağım. Teşekküre gerek yok. İyi günler müdür bey. İyi günler. Teşekkürler. İyi günler. Bir an önce anneme müjdeyi vermek istiyorum. Ömer'i karşılamaya ben de gelsem. Ne dersin Filiz? Sana tepkisi nasıl olur bilmiyorum. Boş yere herkesin keyfi kaçmasın Cem. Haklısın. Öylesine sordum. Aramızı düzeltmenin kolay olmayacağını biliyorum. Ömer'le önce ben konuşsam daha iyi olacak. Seninle ilgili ön yargılarını gidermeden karşılaşmasanız daha iyi olur. Öfkesi durulunca o da senin iyi niyetini, bunların istemeden olduğunu anlayacaktır. Merak etme. Durun bir dakika. Bakın burada da be. Bunca proje içinde karar vermek zor. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş geldin Aslı. Hoş bulduk. Bir iki dakikaya çıkarız, tamam mı? Tamam, siz halledin, ben beklerim. İnşaata yer açmak için ağaç kesmek istemiyorum Aynalı. O zaman çok katlı rezidansı ne dersin ha? Bilmiyorum ki. Kritik bir noktadayız. Yani burası ağaçlık alan. Doğru değerlendirmemiz şart. Bence bu. İşimize karıştı demezseniz, bu bölgeye en uygun proje bu. Doğa kulübü. Hem doğayı bozmadan alternatif tatil olanağı sunuyorsunuz, hem de kâr marjını düşürmüyorsunuz. Bir taşla iki kuş yani ha. Doğa kulübü öyle mi? Vallahi harika fikir. İşe alındınız. İşe mi? Senin aynı yerde mi çalışacağım? Hayatta olmaz. Yapma be Aslı. Senin gibi pratik düşünen ve işi bilen biri lazım bize. Vallahi bence özel hayatla iş hayatını karıştırmasak daha iyi. Biz de profesyonel çalışacağız. Aslı Hanım, Yılmaz Bey. Teklif için teşekkürler. Bunu düşünmem lazım. Ya tabii düşün. Ama evet demeni çok isteriz. Projeye karar verdiğimize göre çıkabiliriz. Hadi. Görüşürüz Aynalı. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.